bir de dost olmayı deneseniz. Tarihten bu yana Türk milletini incelersek sürekli devletler kurulduğunu görürüz. Peki bu devletlerin neden yıkıldığını merak ettiniz mi? Şöyle bir göz atacak olursak kimi Türk devletlerine başka Türk devletlerin son verdiğini görürüz. Diğerleri ise o devletin iç karışıklıklarından yararlanan başkaca devletler son vermiştir. Peki biz buradan nereye çıkmaya çalışıyoruz dediğinizi duyar gibiyim. Demek ki bir devletin ayakta kalabilmesi için içte birliğe ihtiyaç olduğunu hepiniz bilirsiniz. Ülkemizde şöyle toplumumuzu bir inceleyecek olursak bu konuyla ilgili neden yazı yazdığımın farkına varacaksınız. Önce sosyal medya dediğimiz şu her şeyin birbirine girmiş olduğu, yalan doğru her türlü montajın doğru sanıldığı yerden başlamaya ne dersiniz? Bakıyorum bir montaj fotoğraf yapıp karşı taraf dediği sözde düşmanına vurmaya çalışıyor. O fotoğrafın aslını bilenler ile bilmeyenler arasında bir kavga başlıyor. Hatta geçen gün sözde çok dindar olduğunu iddia eden biri paylaştığı fotoğrafın altına yazılan yorumlar sonrasında ağzını bozup karşı tarafa ağız doğrusu küfür etti. Ya kardeş, sen çok dindar değil miydin? Küfür yakışıyor mu? Parti ve partizanlık yüzünden öyle bir duruma gelmişiz ki kardeşler parti ve siyaset konuşmaya başlarsa birbirlerine öyle ağır laflar ediyorlar ki babasının mirasını bölüşken o kadar birbirlerine hakaret etmemişlerdir. Bizim toplumumuzun kitap okuma oranını hepimiz bilmekteyiz. Hele sosyal medyada yayılan tüm yalanları doğru zannedenler ise ayrı bir facia. Bir de toplumumuzun sadece kendi görüşünü yansıtan televizyonları izleyip orada ne söylenirse inandığı için tek doğru onun bildiği, karşı tarafın görüşü zannettiği konuyu anlamadan kendi tarafını savunuculuğunu üstlenip tehditler yağdıranı bile gördüm. Kimin ne kadar bilgili olduğunun neredeyse hiç kıymeti harbiyesi kalmadı. El Mars'ta uzayda bir yerleri paylaşıp teknolojide yeni çığırlar açarken bizimkiler milleti paylaşmış onlar üzerinden kavga yapıyorlar. Baştakiler iktidarı, muhalefeti, mecliste bir şeyleri müzakere edemeyip televizyon ekranlarından birbirlerine saydırınca vatandaş öyle olacak zannediyor. Asıl olan toplumun iki kanadının en makul yerde buluşması olmalı. Bu ülkede yaşayan 80 milyonun hepsi bu ülkeyi ayakta tutabilmek için kanıyla, canıyla, algısıyla, vergisiyle bir şekilde bedel ödemiştir. Ödemektedir. Kimse kimseden üstün değil, kimse kimsenin düşmanı değil. Nedir birbirimizden alıp veremediğimiz? Bir de dost olmayı deneseniz.